Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. Adil Yargı programımızda Avukat Ceyhun Gökdoğan'la birlikte bugünkü konuğumuz Sayın Avukat Mustafa Avlağı. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Meslekte kaç yıl Mustafa Bey? Vallahi artık işte 40'a geldik. Maşallah çok güzel. Sizin mesleki konumunuz bizle paralellik kurduğum için söylüyorum. Sizin de zamanında belki de Türkiye'de ilk de bir hukuk programı icra etmişsiniz zamanında TRT'de değil mi? Tabii yalnızca avukatlık bölümü olarak işte 30 küsur yıl oldu. Dolayısıyla bu işi daha çok sevmemize, bu işten daha çok zevk almamıza yardımcı oldular. Sağ olsunlar hocalarımız hepsi. Onlardan Allah razı olsun. Bize çok değerli şeyler öğrettiler. Dünyaya ben milyonlarca defa gelsem yine hukuk eğitimi yapmak isterim. Belki Türkiye'de avukatlık yapmak istemeyebilirim ama dünyanın avukatlığı en güzel icra eden bir köşesinde yine avukat olmak isterdim. Çünkü avukatlık öylesine çok mükemmel bir şey ki insanların iç dünyalarını ve iş dünyalarını gözleye gözleye onlar hakkında öylesine mükemmel bilgilere, öylesine muhteşem gözlemlere sahip oluyorsunuz ki adeta sosyal problemlerin bir uzmanı, bir doktoru haline geliyorsunuz. Yani avukatlık çok güzel bir meslek ama avukatlığa bir ticari iş gözüyle bakmadığınız zaman bu böyle. Çünkü avukatlık bir para kazanma mesleği değildir. Avukatlık hakları ve özgürlükleri tehlikeye girmiş. Ben şöyle 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 bir durumla karşı karşıya kaldım. Özgürlüğümü yitirdim. Bana haksızlık yapıldı. Veya hak ettiğimden fazla cezalarla karşı karşıya gibi durumlarla baş başa kalmış insanlara siz elinizdeki bilgilerle avukatlık mesleğinin size verdiği yetkilerle devletin yargıda haklara ve özgürlüklere ayırabildiği kadarıyla bir şeyler vermeye çalışıyorsunuz. Bizim avukatlığa başladığımız zamanlarda çok daha kaliteli yargıçlar, çok daha kaliteli avukatlar ve çok daha kaliteli sanıklar vardı. Çünkü insanlar evet ben buraya kendi hatalarımla geldim diyebiliyorlardı. Şimdi öyle değil. Şimdi birisi cezaevine düştü mü ilk bir hafta içinde belki birazcık hafiften böyle bir üzüntü duyuyor. Pişmanım, neden ben bunu yaptım falan diyor ama bir hafta 15 gün herkes ona geçmiş olsun, geçmiş olsun, geçmiş olsun, geçmiş olsun. Adam arkasından diyor ya Allah Allah yani ben hak etmedim galiba. Benim burada olmamam gerekiyor falan. Veya işte değişik sebeplerle insanlar oraya çıkıyorlar, buraya geliyorlar filan. Böyle bir avukatlık camiasına, yargı camiasına bir garip ilişkiler zinciri düştü. Ve tabii insanlar haklara, özgürlüklere, hukuka, saygıyı da belli oranda yitirdiler, kaybettiler. Bizim çocukluğumuzdan bugüne doğru geldiğimde ben görüyorum ki tabii bunların özünde mesela 60 ihtilali olduğunda ben ilkokul 4. sınıftaydım. O zaman yolda bir şoförü gördüğümüz zaman bile şoförlük yeteneğinden dolayı o zaman Türkiye'nin okuma yazma oranı çok düşük. Onun okuma yazma bilmesinden dolayı o adama bir üniversite hocası gibi nasıl saygı gösteriyoruz bugün veya bir başka alanda büyük yeteneklerini ortaya koymuş adam gibi bir şoföre saygı gösterirdik. Şimdi ihtilaller kurumları törpüledi. İnsanlar arası, kurumlar arası saygılar giderek azaldı. Bugün ben gençlere bakıyorum. Mesela eskiden polise gittiğimiz zaman biz genç bir avukat olarak oralara giderdik. Yaşlı polisler bizi gördüklerinde ayağa kalkar, elimizi sıkarlardı. Şimdi bazı şubelere gidiyoruz. Daha yeni yetme çocuklar ayaklarını masanın üstüne atmışlar. Öyle. Sana böyle tepeden de bakıyorlar. Hepsi değil tabii ki. Çok değerli çocuklar var. Ben polis teşkilatına çok emek verdim. Çok çok
değerli insanların avukatlarını yaptım. Ama bu sadece orayla alakalı değil. Bütün birimlerde, bütün mesleklerde inanılmaz bir erozyon var. Ahlaki sorumluluğun kalitesi düştü. Yani bunun dinle, imanla, milliyetle, soyla, sopla falan alakası yok. İşte bu televizyon denen ve bu internet denen bu iletişim araçlarındaki cazibe, akış, bilgilerin çok hızlı akışı insanlar üzerinde adeta bir şeyi biliyor olmanın bile bir anlamının kalmadığını suratımızda çarparcasına bizlerin geçmişimizde ne varsa ecdada küfretmenin, değerlere küfretmenin hiçbir müeydesi yok. Her gün herkes her şeyi yapıyor. Yani o yüzden yine de avukat olmayı çok seviyorum. En azından avukat olmak kendini bilmek anlamında bile çok değerli bir şey. Peki programını da yapıyordunuz hukukun. Evet, yani, o zamanlarla herhalde 90'lı yıllarda. Çok tecrübesi olan bir Türkiye'de, evet, alan yani, değil. O zaman bir üniversite gibi değerli hocalarımızla, meslektaşlarımızla, yargıçlarımızla, savcılarımızla böyle güzel programlar yaptık. Onlar çok değerli insanlardı. Allah, yani bazıları öldü. Allah rahmet eylesin. Biz tabii ki bu işte demin söylediğim gibi avukatlık mesleğini yalnız para için yapmadığınız zaman yalnızca haklar ve özgürlükler, insani idealler çok önemli burası. Bizler yani insani erdemleri ne kadar çok yansıtabilir ve bunları bizden sonrakilere aktarabilir ve bunları yüceltebilirsek kendimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmiş ve bizden sonrakilere de bir şeyler bırakmış olabiliriz. Ben mesela sizlerle de zaman zaman diğer kardeşlerimizle o iki tane kızımız var, canım evladım. Onlarla hani her zaman karşılaştığımda çok gururlanıyorum. Sizler de çok değerli insanlarsınız. İnsanları yücelten tek şey sorumluluk ahlakıdır. İnsanlar sorumluluklarını yerine getirdikleri zaman bu dini ahlaktan da milli ahlaktan da önemlidir. Bir insanın sorumluluk ahlakı varsa dini ahlakını da doğru yerine getirir. Milli ahlakını da efendim ailesine karşı sorumluluk ahlakını da yerine getirir. Bizde maalesef bazı sıkıntılarımız var ama burada kötü şeyler konuşmak için gelmedik tabii. Yani öyle yerlere giriyoruz. Biz yaşlanınca da biraz teferruata giriyoruz. Estağfurullah. Yok, önce teveccühleriniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de sizleri çok seviyoruz. İlkeli duruşunuz, mesleğinizdeki başarı ve kişiliğinizden dolayı biz de sizleri çok seviyoruz. Siz tabii 40 yıllık meslek hayatı az bir zaman değil. Yani hem bunun programını da yapmış bir insan olarak, üstelik ailenizin siyasete yakın bir aile olması, kendinizin benim babam Demokrat Parti kurucusuydu. Evet, zatenizin de bir sonra, geçmişi var. Evet, sonra işte Saadettin Bilgiç, Koca Reis. Onun çocukları benim arkadaşlarımdı. Takiyettin Bilgiç, efendim Fahrettin Bilgiç, Süreyya Bilgiç. Onlarla çok yakınlığım vardı. Dolayısıyla Takiyettin Bilgiç ve Saadettin amca ellerinden öperim. Çok değerli bir insandır, babam gibi sevdiğim. İnan ki benim hayatımda ben hiç kimsenin elini öpmem. Bizim kültürümüzde el öpme kültürü asla yoktur. Ama ben bu babaya öpülür. Babanın, ananın eli öpülür. Benim babam Allah rahmet eylesin öldüğü için hayatta olan iki tane adam var elini öpebileceğim. Ve gururla elini öpebileceğim. Birisi hocam, babam gibi çok sevdiğim Hüsamettin Cindoruk. Öbürü de Saadettin Bilgiç, Koca Reis. O da babam. Yani öyle çok değerli insanlar. Onlar sayesinde çok güzel bir hayatım oldu. Her şeyi bilerek yaşadım. Belki çok paramız olmadı ama çok şeyin farkında olduk. Önemli olan bu. Yani bugün burada konuşmak üzere gelmiş olduğumuz Türkiye'de haklar ve özgürlükler üstüne, Türkiye'de iyi ve kötü şeyler üstüne olup bitenlerin ve bunlara dün alkış, bugün hayır veya dün evet, bugün hayır diyenlerin hemen hemen hepsini tanıyorum. Hepsini. Herkesin, yani Türk siyasetinde kimler gelmiş, kimler geçmişse hepsini tanıyorum. En çok tepelerde, yükseklerde gördüğünüz her biri bizim sevgimize layık olmuşlardır. Yahut biz onların sevgisine layık olmuşuzdur. Kimseyle de aramızda
bir kötü, yanlış bir şey de olmadı Allah'a çok şükür. Evet, hak ve özgürlüklerin Türkiye'de layıkıyla tecelli etmesi, adaletin önemli bir duygu. Yani insanların bu duyguların evet, tam tatmin olması gerçekten önemli ve özgürlüklerin de öyle. Zaman zaman biz programlarımızda özellikle ifade özgürlüğü bunun başı. Evet. Tabii yani insanların konuşabilmemiz burada rahat rahat şimdi nasıl sohbet edebiliyoruz, evet, konuşuyoruz, tabii. Şimdi, düşüncelerini açıklayabilme evet, konusu. Düşünce özgürlüğü insanın özgürlük meselesini önce kendi içinde, kendi ruhunda, kendi benliğinde hissetmesi lazım. Biz toplum olarak hemen hemen bütün Müslüman toplumları ve de az gelişmiş Hristiyan toplumları da bunun içine katabilirsiniz. Çünkü onlar bizden çok, diğerleri gelişmiş Hristiyanlar kastediyorum, onlar bizden çok önce halletmişler bu işi. Mesela bilirsiniz, Avrupalılar bugün temel haklar ve özgürlükler konusunda öyle ileri bir noktaya geldiler ki, bu ileri noktaya gelinceye kadar kendi toplumlarında 90 yaşına gelmiş adama kahramanlık yapıyorlar. Bu da özgürlük değil. Dün bizim yazıhanemizde 80 ihtilalinden sonra ilk yapılan referanduma Hüsamettin Cindoruk başkanlığında bütün Türkiye'yi ayağa kaldırdık. Ve Demirel'in liderliğinde konuşan Türkiye sloganlarıyla 82 anayasasına meydan okuduk. Hayır kampanyaları yaptık. Aldığımız oy da ortada gerçi. Şimdi bazı çok değerli insanlar var, Deniz Baykal gibi, onların hakkını yemeyelim. Adamlar çok acılar çektiler. Şimdi bedava kahramanlık yok. Laflarımdan kimler ne çıkaracaksa onlar beni tanırlar, ben de onları tanırım. Herkesin dağarcığında ne olduğunu biz de biliyoruz. Eline verdiği yazının ötesinde bir şey konuşamayanları da biliyoruz. Ama biz buyurun her şeyi istediğiniz gibi istediğiniz platformlarda konuşabiliriz. Dürüst olmaktan söz ediyorum. Benim hayatta değer verdiğim en önemli şey insan olmaktır. Bir avukat olarak da insan olmanın erdemi için, insan olmanın hak ve değerleri için ve Allah'ın yarattığı en değerli varlık olduğu için insana hizmet etmekten de çok büyük zevk alıyoruz. Ha, hatalarımız yok mu? Elbette ki biz de çok hatalar yaptık. Aman Allah'ım. Hani ya deveye işte sen öylesin böylesin falan, yani her tarafın falan, nerem doğru ki hikayesi. Ama bütün bunlara rağmen doğru olan bir tarafı var ki görevi doğru. Değil mi? Yükünü iyi taşıyor. Ve Allah'ın lütfu herkese özel yetkiler vermiş, görevler vermiş. Biz de bugün burada konumuz olan bu temel haklar ve özgürlükler, düşünce özgürlüğü ve düşünce özgürlüğünün önündeki engeller üstüne konuşurken şunu göz ardı etmemeliyiz. Önce ben ne yapıyorum? Benim haklarım nedir diyebiliyor muyuz? Benim haklarım budur, 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 budur diyebiliyor muyuz? Kanunlarımızda kanunu bilmemek mazeret değildir. Yani bunu hemen hemen aklı başında herkes bilir. Gerçi şimdi yeni ceza kanunumuza da koydular galiba, değil mi? Evet. Ay, insan işte, kanunu bilmemek mazeret değildir. Şimdi temel hak ve özgürlüklerin ve düşünce özgürlüklerinin önündeki en büyük engel insanın kendisidir. İnsanlar başıma bir felaket gelmesin diye susuyorsa, insanlar kendisine yüksek sesle bağıran polise hayır diyemiyorsa, sen bana bağıramazsın diyemiyorsa, kendisine yüksek sesle konuşan imama, imam sen ne diyorsun kardeşim, sen Allah adına hizmet ediyorsun, sen benim nasıl kalbimi kırarsın diyemiyorsa veya bir ülkenin başındaki en yükseklerindeki cumhurbaşkanından aşağı doğru kim varsa hoşuna gitmeyen birisine sesini yükselterek konuşuyorsa bunun konuşmaya hakkı yoktur, biz buna haddini bildirelim diye içinden bir şeyler geçmiyorsa o insan insan-ı kamil değildir. O insan erdemli adam değildir. Toplumda tepki vermenin özü ve ölçüsü budur. Kur'an'da ayet-i kerime var. Biz insan-ı kamil yaratmak için Kur'an'ı gönderdik diyor. Dinden ve imandan bahsederken, ahlak ve faziletten bahsederken bunu göz ardı ederek konuşamayız. Öyle değil mi? Şimdi insanların insan-ı kamil yaratmak
temel prensibiyle gelmiş bir kitaba iman edeceksin. Ondan sonra insanı kamil olmak demek ne demek? Adalet üzere, sevgi üzere, gönül kırmamak üzere davranmak. Yunus değil mi? Aman ya Rabbi. Şimdi bir tarafta Mevlana'yı seveceksin, bir tarafta Yunus'u seveceksin, hak ve iman diyeceksin, ahlak diyeceksin ama benim kalbimi kıracaksın. Benim telefonlarımı dinleyeceksin. Bu ne namussuz bir iştir? Benim mahremiyetime gireceksin. Şimdi bunu dün kim yaptıysa ayıp yaptı, günah yaptı. Bugün kim yapıyorsa yine günah yapıyor, yine ayıp yapıyor. Yarın kim yapacaksa o da aynısını yapmış olacaktır. Şimdi bizim amacımız birini kötülemek, birine suçlama getirmek değil. Bizim amacımız daha özgür, daha güvenli bir ortamın yaratılması için temel haklar ve özgürlüklerin sıkıntıya girmeden nasıl yaşayabilirin üstüne durmamız lazım. Birinci mesele dedik ki kendimiziz. İkinci mesele, devlet adına çalışan ve milletin vergilerinden elde edilen paralarla maaş alıp evine ve çocuğuna ekmek parası götüren insanların şükran duygularını, minnet duygularını bir tarafa bırakarak karşısına gelmiş bir vatan evladına ahlaksızca, sorumsuzca, insani sevgiden ve merhametten yoksunca bağırıp konuşabiliyorsa orada ne din vardır, ne iman vardır, ne ahlak vardır, ne de hiyerarşik bir devlete karşı sorumluluk inancı vardır. Böyle bir şey olamaz. Şimdi ikincisi, çok özür dilerim. Estağfurullah. İkincisi de devlet görevlileri. Bunlar çok önemli. Temel hak ve özgürlükler meselesinde. Biz onlara karşı susmayı devam ettirdikçe onlar yüksek sesle konuşacaklardır. Üçüncüsü de toplum olarak asla bana neciliği bir tarafa atamadık. Kardeşim, sevgili dostum, sen avukatsın, ben de avukatım. Bugün burada senin müvekkiline bu yapıldı, arkadaşımın müvekkiline bu yapıldı deyip biz avukatlar bile bir araya gelip bir dayanışma yaratamıyoruz. Vatandaş olarak da bir araya gelip bir şeyler yaratamıyoruz. Demokrasi çok önemli bir rejim. Demokrasi haklar ve özgürlüklerin, insanca yaşamanın en güzel ölçüsü. Ama demokrasi sıradan insanların rejimi. Kontrolü bir kere ele geçirdiği zaman enaniyet duygusuyla yüklü insanlar hırslarına yenilmek suretiyle, hırslarına mağlup olmak suretiyle topluma sıkıntı veriyorlar. Şimdi çok önemli bir konuyu temas ettiniz biraz önce abi. Telefon dinlemelerinden bahsetti Mustafa Bey. Şimdi 96 yılından 99 yılına kadar benim müvekkillerimin telefonları dinlendi sınırsız bir şekilde. Hem de herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın dinlendi. Yani düşünebiliyor musunuz? Hiçbir mahkeme kararı yok, savcının yazılı emri yok. Polisler kendi kafasına göre benim müvekkillerimi 3 sene boyunca bırak, zaten yasal mevzuat da yok da, yani bir mahkeme kararına dayanmaksızın 3 sene boyunca dinlediler. Sonra o kendilerince şey yaptıklarından bir artık nasıl eklemeler çıkarmalar yapmışlarsa bir şey oluşturdular ondan sonra. Böyle durumlar oluştu. Yani bunlar hani daha önce dediği gibi kim yaptıysa bu yanlış bir şey yani şey olarak. Herhangi bir mahkeme kararına dayanmadığı için zaten delil değeri yok. Ahlak. Ahlaken de zaten doğru bir şey değil. Hı hı. Ona bırakın yani buna dayanarak bir iddianame tanzim edilmesi fecaat bir şey zaten. Yani çok korkunç. Gerçekten çok korkunç. İfade özgürlüğünden de bahsetti Mustafa Bey biraz önce. Çok önemli gerçekten ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü. Şimdi ve yüksek mevkidekilerinden, mevkideki kişilerin de sorumlu olması gerektiğinden bahsetti. Yani sorumluluklarının, o mevkide olmanın getirdiği bilinçten ve sorumluluk duygusundan yoksun olmamaları gerektiğine dikkat çekti. Gerçekten çok önemli tespitler bunlar. Mesela 99 yılında dönemin İçişleri Bakanı olan Saadettin Tantan kalkıp daha polis soruşturması, gözaltı süreci tamamlanmamış bir dosyayla ilgili olarak benim müvekkillerim hakkında APO'dan daha tehlikelidir gibi korkunç bir beyanatta bulundu. Şimdi bunun hiçbir tarafı ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Bu açık bir şekilde kamu görevlilerini baskı altına almaktır, tahakküm altına almaktır, kamu görevini kötüye kullanmaktır bu. Bunun başka hiçbir anlamı yoktur. Şimdi ifade özgürlüğü insanların düşüncelerinin serbestçe ifade edilmesidir. Ama kanun ve nizamlar çerçevesinde. Yani yürürlükte olan mevzuata hiçbir şekilde aykırı davranamazsınız. Hele siz yüksek mevkideseniz o sorumluluğun bilinciyle hareket etmesiniz. Sizin altınızda görev yapan
polislere veya diğer kamu görevlilerine tahakküm edecek tarzda beyanatlarda asla bulunamazsınız. Yani dünyanın hiçbir ülkesinde, ileri gelişmiş demokrasilerde bu şekilde açıklamalar yapılmaz ve yapılmamalıdır da. Avrupa zaten bu konuda gerçekten ileri durumdadır. Mustafa Bey söyledi gerçekten. Ama bizim ülkemizde böyle sahneler yaşandı geçmişte. İnşallah, umut ediyoruz, ilerleyen yıllarda yaşanmaz. Şimdiki siyasilerden de rica ediyoruz, böyle konulara girmesinler. Hakimlerimizi, savcılarımızı, yargı görevini yapanları, polislerimizi tahakküm altına almasınlar inşallah. Şimdi, affedersin. Yo, buyurun. Şimdi, Confucius diyor ki, karalar defter olsa, denizler mürekkep, otursan bu kadar çok yasa yapsan, iyi yürekli yöneticiler, iyi yürekli yargıçlar, iyi yürekli idareciler olmadığı zaman niye yarar diyor. Evet. Şimdi demin sözünü ettin. Saadettin Tantan, bunlar bizim avukatlık hayatımızın, avukatlığa başladığımız dönemin çok güçlü polis şeflerinden evet, biridir. Ve yani sözünü ettiğin olayın elbette ki söylediğine göre doğrudur. Bizim için en önemli konu yasalarda ne var ne yok, yasaları nasıl uyguluyoruz sorunuyla karşılaşıyoruz. Evet. Şimdi kanunlar, yani bizim hayata başladığımız dönemdeki kanunların hemen hemen ki kalanlara baktığımız zaman bir kanun tekniği, kanun hazırlama bilgisiyle hazırlanmışlardır. Kanunlarda lafzına ve ruhuna uygunluk dediğimiz, yani evet, cümle yapısı olarak, evet, ve anlatım olarak, anlatmak istediği mesele olarak ortaya koyabilmelidir. Kanun evet, tekniği budur. Kanun metni böyle hazırlanır. İyi yasalar elbette ki önemlidir. Bir ülke için iyi kanun metinleri elbette olmalıdır. Adaletin tecellisi için her konuda. Ama iyi kanunlardan çok iyi yargıçlar önemlidir. Çok doğru. Çünkü iyi yargıçlar, yasalar kötü değilse bile, kanun koyucu gibi, adalet yaratıcı gibi, Allah'ın ona verdiği bütün zeka ile, bilgisiyle, kültürüyle karşısında yargıladığı insana haksızlık yapmadan doğru ve en az zararlı bir sonuca varabilir. Ama ne yazık ki, ne yazık ki bizim başımız öylesine derde girmiş durumda ki son zamanlarda ben görüyorum. Yargıçlar şu 3 yıldır balans ayarını herkes bozdu. Avukatlara karşı bazı yargıçlar haddini ve hakkını yanlış kullanıyor. Şimdi bir hak arayıcısı olarak mahkeme kapısına düşmüş insana ben öyle acı durumlar gördüm ki yargıcın bağırıp çağırmasını, savcının bağırıp çağırmasını. Ya kardeşim, orada sen karşına gelen kim varsa ona öyle bir sevgiyle, öyle bir eşitlikle, öyle bir adaletle eşit durmalısın ki sanık da, efendim mağdur da, sanık avukatı da, savcı da yargıca aynı mesafede durmalıdır. Ama biz bunların hepsini bir arada yapamıyoruz. Tabii ki kolay değil. Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş tarihi daha dün. Yani bundan önce bu mecellede de böyle. Yani mecellede bir hakimi tanımlama yaparken belki de bizim hukuk tarihimizde bir hakimi, bir yargıcı en yüce şekilde tanımlamış bir metindir mecelle evet, metni. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni şurada daha 100 yıl bile olmadı. Biz padişahın kulları olmaktan buraya geldik. Hiçbir söz söylemeden kellesi vurula insanlardan buraya geldik. Çok şükür yine de iyiyiz yani. Fazla da tabii ki bazen böyle canımız çok sıkılıyor. Kardeşlerimize, insanlara zararlar verildiği zaman. Evet. Ama bunları yavaş yavaş yapacağız. Kim yapacak bunları? Sorumluluk duygusuyla yargıçlık makamına oturttuğumuz, efendim savcılık makamına oturttuğumuz, avukatlık yetkileriyle donattığımız, doktorluk, fizik, kimya, mühendis, her birimizin üstüne düşen görevlerle toplumun
erdem düzeyini, bilinç düzeyini yükseltmek suretiyle insani erdemlerimizi geliştireceğiz. Ama adaletin, avukat olduğum için tabii ki adaletin işleyişi meselesi bizi bazen yaralıyor. Adalet üstüne konuşma hakkına sahip kişiler çoğu zaman yanlış şeyler konuştuklarında hem topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmiyorlar, hem kendilerine karşı sorumluluklarını yerine getirmiyorlar. Biz bu ülkenin mahkemelerinden çıkmış olan kararlara saygı duymak zorundayız. İşimize geldiği gibi tahliye kararı çıkmadı mı küfrediyoruz. Efendim tahliye kararı çıktı mı alkışlıyoruz. Mahkemenin verdiği hükmü efendim istemedik mi, hoşumuza gitmedi mi bağırıyoruz, çağırıyoruz. Oysa ki yargı işleyişi öylesine sakin, öylesine mükemmel bir işleyiş göstermelidir ki bu yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın doğruluğu veya yanlışlığı bir de temizde, yani temiz dediğimiz şey biliyorsunuz ayırt etme özelliği, evet, temizde bir de denetimden iyisi kötüsü her şeyi ortaya konsun ve oradan gelsin kesinleşsin, evet artık bu hak yerini buldu densin. İnsanların bu noktaya gelmeli. Bizim gençliğimizde böyleydi. Bir mahkeme kararı verildiği zaman adalet yerini buldu denirdi. Ama şimdi kimse kimseye adalete falan inanmıyor. Dolayısıyla bizim bu iletişim çağında olup bitenleri sizler tabii benden daha gençsiniz ve olup yani gelişen olayları daha hızlı elinizde, nabzınızda tutabiliyorsunuz. Ama şunu bütün kalbimle söylemek isterim ki Türkiye'de cezaevleri dolu, boşanma mahkemeleri dolu, icra daireleri dolu, ekonomik işte ne davalarıydı? KCK davası, Ergenekon davaları hariç Türkiye'de hiç siyasi dava yok. Hepsi ekonomik suçlular. Yalancı, dolandırıcı, üçkağıtçı, efendim hayali ihracatçı, uyuşturucu taciri, o bu dolandırıcı, her kalpazan. Cezaevleri bunlarla dolu. Peki boşanma davaları ekonomik problemlerden dolayı. İcra dosyaları Türkiye'de kaç tane soyadı varsa hepsine icra gitmiş durumda. Peki toplum ekonomik olarak rakamlarla gayet iyi görünüyor. Ama bizler iyi yaşıyoruz Allah'a çok şükür. Ama toplumda ahlak seviyesi, ben geçen bir ahlak polisiyle konuştuğumda ağlayarak, tabii polisin içinde de çok değerli kardeşlerimiz var şimdi. Tabii ki. Yani öfkelenir bir polis, birine bir tokat vurmuş olabilir belki ama bir başkasının da canını kurtarmak için kendi canını ortaya koyar. Böyle yani enteresan bir teşkilatımız var. Onu belirtmek istiyorum. Eskiden cemiyetler, toplumlar küçük küçüktü. Yine belki küçük yerlerde insanlar birbirlerinden utanıyorlar. Oralarda hırsızlık olmuyor. Oralarda yan kesicilik olmuyor. Oralarda ahlaksızlık olmuyor. Çünkü Allah'tan korkmasa çevresinden korkuyor. Çevresinden korkmasa Allah'tan korkuyor. Yani illa birinden çekiniyor ve düzgün yaşamaya çalışıyor. Ama böyle büyük şehirlerde, metropollerde İnsanlar kimse kimseden korkmuyor. Kimse kimseye saygı duymuyor. Evet. Sen ne karışırsın bana diyor. Çıkıyor gidiyor. Evet. Dolayısıyla bu ahlaki çöküntü bizim haklar ve özgürlükler arayışı içerisinde haklarımızla ve özgürlüklerimizle ilgilenecek kadar bize zaman bile bırakmayan bu ekonomik ve siyasi işleyişin çarkında yeni baştan olayları değerlendirmek ve düşünmek zorundayız. Evet. Sizler genç insanlarsınız. Bunlara zaman ayıracağınızdan eminim. İnşallah. İnşallah. Yani Mustafa Bey'in dikkat ettiği aslında çok önemli iki başlık var burada. Ben yani kendisini çok dikkatli dinledim. Birincisi hakimlerin tarafsızlığı. Evet. Çok önemli bir konu gerçekten. İkincisi de yani hakimlerin burada yaptıkları işlerde hiçbir şekilde kanunları uygulamakta kararsızlık göstermemeleri. Hı hı. Çok önemli iki başlık bunlar. Hakimin tarafsızlığı çok önemli bir konu. Hiçbir hakim bir dosyayla ilgili o dosyayı önüne aldığında dosyanın sanık tarafıyla veya müşteki tarafıyla alakalı kafasında
soru işaretleriyle dosyanın başına veya mahkemenin kürsüsüne oturmamalıdır. Bu çok önemli bir özür. Beni sevmeyebilirsiniz avukat olarak. Ondan sonra sanık olarak müvekkilimi de sevmeyebilirsiniz veya müşteki olarak. Ama sizin onu yani dünya görüşü olarak sevmemeniz, ona karşı bir sempati beslememeniz, antipati beslemeniz, sizin dosyada var olan delil durumu dışında başka bir karar vermenize asla yol açmamalıdır. Eğer bu işin içine bu giriyorsa sizin şahsi duygularınız, şahsi fikirleriniz, o kişiyle ilgili düşünceleriniz işin içine giriyorsa bilin ki siz o dosyada adalete ve hakkaniyete uygun bir karar vermemişsiniz demektir. Evet. Yani benim tabii meslektaşlarım hepsi yargıçlar artık biz onlarla uzun zamanlar geçirdik. Şimdi bazı durumlar var ki birçok yargıç var tanıdığım, birçok savcı var. İnanın öylesine bilgili, öylesine kültürlü, öylesine çalışkan adamlar ki evet. Onlara ister istemez hayran oluyorsunuz zaten. Adam dosyayı mükemmel biliyor. O bir şey anlattığı zaman siz anlıyorsunuz, siz bir şey anlattığınız zaman o anlıyor. Ama bütün mesele şu, yargıcın adaletli davranması usul hükümlerine uymasıyla alakalı bir hadise. Çok doğru, evet. Bakın, sadece ceza yargılamasında değil, bütün hukuk dallarında önce usul hükümleri esastır. Yani usul esastan önce gelir. Evet. Eğer bir ceza yargılamasında özellikle haklar ve özgürlükler bağlamında çok önemli olduğu için belirtmek istiyorum. Usullere uyulmamış bir davada verilmiş olan karar esasıyla ilgili sakattır, yanlıştır, yoktur, haksızlıkla, adaletsizlikle doludur. Siz bir yargıç olarak sanığa, tanığa ve sanık savunmanına, avukata, müdafiine gereken özeni göstermiyorsanız, onlara soru sorarken veya onlar konuşurken kaşınızı çatıyorsanız, onlara sevgisizlik imasında bulunuyorsanız veya onlara peşinen siz falan camianın insanısınız, biz sizleri tanıyoruz, siz şöylesiniz, siz böylesiniz gibi bir takım imalar etmiyorsa bile, ediyormuş gibiyse, açıkça söylemese bile, işte bitti. Adalet orada asla tecelli edemez. İnsanlara yargılama yaparken bulundukları çevreden dolayı, taşıdıkları inançlarından dolayı, taşıdıkları siyasi düşünceden dolayı veya efendim onların fakirliklerinden veya yaşlılıklarından veya yoksulluklarından dolayı onlara farklı bir gözle bakamazsınız. 2008'de biz önemli bir hadise yaşadık. Usul hükümlerin önemli olduğundan bahsettiniz, evet. Abi. Ceza muhakemesi kanunu, evet. Ceza yargılamasının baş tacıdır yani şey olarak. Evet. Her türlü yargılama ona uygun olarak gerçekleştirilir. Orada da savunma hakkına büyük yer ayrılmıştır. 2008 yılında biz bir dosyamız vardı. Kamuoyu tarafından çok bilinen dosyamız. O dosyada savunma hakkımızı kullanamadan karar verildi. Allah'tan bu karar Yargıtay tarafından bozuldu da bir hani hukuk sorunu yaşamaktan ortada çıkıldı yani. Bir deminden bir yarım kalmıştı abi. Onu ben size şey yapmak istiyorum, arz etmek istiyorum. Yani hakimlerin kanunları uygulamaktaki hiçbir şekilde duraksama göstermemesi konusu deminki şeyimizde yarım kaldı. Onu açıklamak istiyorum. Şimdi Mustafa Bey çok önemli bir konuya dikkat çekti. Yani hakim eğer bir kanun maddesini gördüyse ve dosyada gerçekten varsa bu, onu uygulamakta kararsızlık yaşamayacak. Tabii. Bu çok önemli. Şimdi bizim mesela yaşadığımız konulardan biri mesela Türkiye'de işkence davaları var. Evet. Bu yaklaşık yani yeni bir şey değil bu. Yani herkes bilir yani. Hı-hı. 50 yıldır işkence davaları vardır Türkiye'de. Hı-hı. Hatta daha eskisi 60 darbesiyle başlamıştır. Belki yani daha öncesini bilmiyorum. Ben de tabii yani kamuoyunda duyduklarımızdan. Hı-hı. O süreçten itibaren her muhtıra sonrasında, her darbe sonrasında veya her hani siyasi atmosferin böyle çalkalandığı dönemlerde gözaltına alınan insanlara işkenceler yapılmıştır. Bunu herkes bilir ama kimse söyleyemezdi veya bunlar yargılanamazdı şey olarak. Şimdi burada çok önemli bir konu var. Çok önemli. Şimdi bir hakim dosya önüne geldiği zaman mesela bir hırsızlık suçu olduğu zaman hırsız malı çaldığında ona o cezayı vermekte kararsızlık yaşamıyor. Çalmışsın diyor. Al sana cezayı. Veya bir irtikap suçu işlendiğinde bir mal kendi uhdesine geçirildiğinde ona o cezayı vermekte
hiçbir şekilde kararsızlık yaşamıyor. Ama her ne hikmetse bu işkence davalarında bir kararsızlık yaşıyor. Bir devlet görevlerini koruma hissiyatı yönü. Şimdi devlet, yani yasama organı, ceza kanununa, gerek 765'e, gerek 5237'ye, değil mi abi? İşkence suçunu düzenlemiş. Evet. Özür dilerim abi. Bunu uygulamakta her ne hikmetse bir sıkıntı yaşanıyor. Herkes bilir bunu. Ya soruşturulmuyor düzgün bir şekilde, ya dava aşamasında karar verilmiyor. Ama Allah'tan son dönemde Yargıtay'ımız çok güzel kararlar vermeye başladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bozma kararlarının yükseğe çıkmasından sonra çok güzel kararlar vermeye başladı. İşkence davalarını bozuyor. Çok güzel. Yani eğer beraat karar verdiyse bozuyor. Öyle olmaz diyor. Yani normal işkencede diyor iki tane usul vardı diyor. Bir fiziksel işkence, iki psikolojik işkence. Yıllar geçmiş diyor. Fiziksel işkenceyi bu tespit edememişsin diyor. Adam travma yaşıyor diyor. Psikolojik işkence var burada diyor. Sen bunu uygulamamışken, uygulaman gerekirken uygulamamışsın diyor. Bozuyor davayı. Yani burada yargıçlarımıza çok önemli bir görev düşüyor. Bu kanun maddesini, işkence suçuyla kanun maddesini işkenceyi yapanlara uygulamakta kararsızlık yaşamasınlar. Uygulasınlar. Ki devletimizi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tazminat ödemekten kurtarsınlar. İlk defa Türkiye bir polis şefi tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkum edildi. 1983'tü galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi yargıçların, biraz önce stüdyoya girmeden önce bir konuşma yaptık. Orada devletin, polisinin, savcısının ve yargıcının olaylara nasıl baktığı ile ilgili. Evet. Yani kısaca tekrar özetlemekte fayda görüyorum her zaman. Devletin savcısı karşısına gelen polise getirdiği sanıktan daha çok değer veriyor. Oysa doğru, değer vermesi gereken sanık, yani şüpheli veya emniyet yetkilileri değil, gelen dosya. Aynen öyle abi. O zaman bakıyor, diyor ki ya bunlar yazmışlar, çizmişler, bu diyor devletin polisi diyor, bunların düşmanı değil ya. Hemen gönderiyor. Özellikle özel yetkili mahkemelerde hakime, sorgu hakimlerine, sorgu hakimi de diyor ki devletin memuru, polisi getirdi, savcısı getirdi. Ben onlara inanmayıp da şimdi bu işten para kazanmak için burada ileri geri konuşan avukata mı inanacağım diyor. Adamı tutuklayıp gönderiyorlar. Bir de özel yetkili mahkeme ise yandın Allah, iki sene sonra mahkemeye çıkarsın tekrar. Yani şimdi bütün mesele yargıçların hakkaniyetten ayrılmamaları meselesi. Lafzına ve ruhuna uygunluk dediğimiz, evet, yani bir kanun metninde olması gereken şeyin göz ardı edilemeyeceğini. Şimdi ihtisas mahkemelerinde özellikle, yani ben bugüne kadar çok değerli başkanlar gördüm, yargıçlar gördüm. Hakikaten adamlar hem kanunu biliyorlar, hem usulü biliyorlar, hem de insanlığı biliyorlar. Yani o mecelledeki dediğimiz yargıçlık sıfatlarına haizler. Haiz adamlar yani. Şimdi tabii son zamanlarda bazen böyle sıkıntılı durumlarla karşılaşıyoruz. Bazı yargıçlar ne yazık ki bağırıp çağırarak, işte avukatlara falan ileri geri konuşarak veya sesini keserek, sözünü keserek bir takım garip ilişkilere giriyorlar. Ama bunlar tamamen kesilmişti. Daha önce böyle şeyler yoktu. Şimdi Türkiye'de kanunların uygulanmasıyla alakalı anayasamızın 10. maddesi var. Bugün anayasa değişiklikleriyle ilgili gelişmelerde mutlaka, inşallah her şeye rağmen iyi olacağına inanıyorum. Anayasanın 10. maddesi, insanlar kanun önünde eşittirler. Bir devlet görevlisi yargılanırken başka, efendim devletin bir garibanı yargılanırken başka, zengini yargılanırken başka olamaz. Evet. Dolayısıyla bir normal insanın yargılamasında nasıl hassasiyet gösteriliyorsa, nasıl titizlik gösteriliyorsa, işkence suçuna bulaşmış, kötü muamelede bulunmuş insanlara karşı da. Ama benim elimden geçen, özellikle son 12 yıldır polislerde bu kötü muameleye ve şiddete, işkenceye karşı
daha duyarlı hale geldiler gibi hissediyorum. 2002'den sonra biraz düzelme evet. oldu abi. 2002 öncesine kadar çok yoğun şiddette işkenceler oluyordu gözaltı süreçlerinde. Özellikle şubelerde oluyordu bunlar. Ama soruşturma evet. yöntemleri, özür dilerim sözünüzü balla kestim. Soruşturma yöntemi ve ceza muhakemesi kanunun usulü değişince soruşturma yöntemleri de değişti tabii. Önceden biliyorsunuz yani önce hani delilden şüpheliye evet. gitmek esastır. Evet. Şüpheliden delile gidilir. Şüpheliden delile nasıl gidilir? Altuğ Bey gibi müvekkillerimize işkence yaparak gidilir. Yani başka türlü yapamazsınız. Bir şey yoksa yine de şey yaparlar yani. Altuğ Bey bu işin mağdurudur yani. Kendisi evet. 99 yılında gözaltına alınmış bir kişidir. Ama tabii yani 80'lerde de 90'larda da hukuksuz uygulamalarla evet. Biz de karşılaştık. Vatandaşların çoğu da karşılaştı. Çünkü hukuka bakış şekli çok farklı. Yani hukuku da cendere altına alan bir sistem Türkiye'de geçmişten beri var olan bir yapıydı. Şimdi hukuk, tabii bu hukuk uygulayıcılarına da yansıyordu. Kimi zaman hukuk uygulayıcılarının üzerine bir baskı kuruluyordu. Evet. Yani bu belli mecralardan gelebiliyordu. Psikolojik olabiliyordu veya sosyal olabiliyordu. Veya farklı unsurlarla hukuk ne kadar iyi hukukçularımız ekseriyette fazla olsa da arada olanlar insanların zaten adalet duygularını zedelemekte yeterli olabiliyor. Yani evet. bir memlekette değil mi? Bir örnek veriyorsunuz. Orada kamu o konuda infiale geliyor. Dolayısıyla geçmişte böyleydi. Şimdi Türkiye'de bu biraz daha hiç olmazsa düzeliyor. 99'larda hakikaten işkence gayet doğaldı ve hakikaten de korunuyordu. Yani emniyette olan işkenceler hem üst makamlarından hem yargı organı korunuyordu. Hali hazırda da tam atılabilmiş değil. Ama Yargıtay'ın bu konuda eğer siyasiler gibi sıfır tolerans evet. uygulamayı başarabilirlerse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hiç olmazsa birinci sıradan aşağılara düşer. Daha standartlarımızı yükseltir. Evet. Değil mi? İnsan hakları ve demokrasi konusunda bu konuda daha iyi bir yapıya ulaşabiliriz. Yani biraz önce de Mustafa Bey çok önemli bir konuya dikkat çektim. Şimdi benim polisim, benim savcım, benim hakimim. Şimdi böyle bir yöntem yok yani. Şimdi benim polisim, benim savcım, benim yani benim polisim dosya hazırlamış, benim savcıma getirmiş, benim hakimim de dosya, hakim dosya yönlüyor. Hayır burada benim değil. Burada şu. Burada devletin polisi getirdi. Devletim özür dilerim. Yani özür ben öyle bir ayrım yapmadım. Estağfurullah. Devletin memuruna niye inanmayayım kardeşim diyor. Evet. O da devletin savcısına niye inanmayayım diyor. Şimdi, peki yani sadece avukat ve işte şüpheli kardeşim hadi güle güle. Yani onları çok iyi ayırt etmek lazım. Evet. Bizim bu konuda tabii söylenecek çok sözümüz olabilir ama bu programın yani genel karakteri bakımından da bilmiyorum nelere dikkat ediyorsunuz. Şimdi ben bugün bu konuyla ilgili olduğu için bir rapor getirmek istemiştim. Bu raporda çok ilginç şeyler vardı fakat çok hassas bir konu. Detaylarına girilmesi, sadece onunla konuşulması gerekir diye başka bir zamanda konuşabiliriz. Tabii. Yani bu kötü muamelelerin efendim temel haklara, insani haklarına, düşünce özgürlüğüne değer vermenin ve bu insan hakları meselesinde hassas olmanın bu konularda bazı çalışmalar yapılıyor. İşte kamuoyu araştırmaları yapılıyor. Şimdi bunlardan elde ettiğimiz bilgilerden hareketle şöyle bir yere varabiliriz. Mesela bir grup çalışma yaparken diyor ki İşte Türkiye'deki temel haklar ve özgürlükler meselesi ve ifade özgürlüğü, işte işkencenin önlenmesi, kötü muamelenin önlenmesi için biz nasıl bir tedbirler almalıyız, nelere dikkat etmeliyiz? Gidiyorlar Adalet Bakanlığı'na izin istiyorlar. Yargıçlar ve savcılar üzerinde bir çalışma yapıyorlar. Savcılar ve yargıçlar olaya katılıyorlar. Diyorlar ki işte şu şudur, bu budur, biz bu kadarı inanıyoruz, bu kadarını inanmıyoruz. Yani evet. hani açıkça söyleyenler var. Devletin bu işte kusuru yoktur. Kanunların bu işte kusuru bu kadardır. Memurların bu işte kusuru bu kadardır. Hatta savcıların ve hakimlerin bu işte kusurları bu kadardır diye açık yüreklilikle
bilgili insanlar, kültürlü insanlar ve de adaletin temsilcileri oldukları için de hoşuma gitti. Beğendim yani sonuçları. Yani netice rakamsal olarak hoşuma gitmese bile konuşabiliyor olmaları, devletin, Adalet Bakanlığı mensuplarının, hakimlerin ve savcıların böyle bir kamuoyu çalışmasına, istatistiki bir çalışmaya katkı vermiş olmalarından dolayı. Ama İçişleri Bakanlığı izin vermiyor. İçişleri Bakanlığı polisler üzerinde böyle bir istatistik çalışma, bir PR çalışması yapılmasına izin vermiyor. Çünkü hangi soruyla kim nasıl karşılaşacağı belli değil. Siz düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de bugün kötü muamelenin önüne geçmenin birinci derecede sorumlusu İçişleri Bakanlığı. Yani şimdi 90 yaşındaki adamı yargılıyoruz. Yargılansın. Biz bunlara o gün demin de belirttiğim gibi yüreklilikle karşı çıktık. Evet. Ama bugün onlara alkış tutmuş insanlar 90 yaşındaki adam yargılansın derken bugün mahkemelerde bizi Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerinde mahkum eden, bizi ülkemizi işte para cezasına çarptıran bu kararlardan kurtulmak için katkıda bulunmaları lazım. Makamlar fani. Hepimiz gelip geçeceğiz. Evet. Bizler geldik işte bir yere gittik. Ne olacak yani? Ne olacak yani? Dünya benim olsa ne olur? Ben bu ülkenin birinci sınıf imkanlarından faydalanmış bir adamım. Allah'ıma çok şükürler olsun. İki tane oğlumu okuttum. Birisi avukat oldu. Ana dil gibi İngilizce bilir, Almanca bilirler. Maşallah. Büyük, küçük oğlum doktor. İhtisasını tamamlamak üzere dahiliyeci oluyor. Nedir yani? Bizim beklentimiz ne olacak ki yani? Her şey bizim olsa ne olacak? Tarihin derinliklerinden böyle demin de bahsettim. Binlerce, yüzyıllar geçmiş akış, ne büyük adamlar, imparatorlar, Büyük İskenderler, Darius'lar değil mi? Meydanlarda ne yiğit savaşlar yapmışlar. Hiç kimse kimseyi hatırlamıyor. Kurumlarda o kültürün oturması esas. Hiç kimse kimseyi hatırlamıyor. Evet. Dolayısıyla padişahlar gururlanma padişahım senden büyük Allah var dedirtecek adamı parayla tutarlarmış. Ama bugün biz ülkenin önünde bulunanlara gururlanmayın beyler sizden büyük millet var demek ihtiyacını duyuyoruz. Ama onlar da bunu hissetmeleri lazım. Önemli olan kendi içleri. Yani memleketin başındaki büyükler bir emniyet müdürü birilerine bağırarak konuşuyorsa, bir savcı karşısına gelen insanlara avukatın yanında saygısızca bağırabiliyorsa, kardeşim sen niye bağırıyorsun? Adam gelmişse suçu neyse yaz, çiz, mahkemeye havale et, yargılansın, adalet yerini bulsun. Birisi konuşuyor diye birisi yüksek sesle bağırıyor, çağırıyorsa, hey diyorsa orada temel haklar ve özgürlükler oluşabilir mi? Demek ki oluşamaz. Çok doğru bir noktaya temas ettim. Nasıl oluşacak? Oluşmaz yani. Kurum kültürü esastır yani. Kişilerden ziyade kurum kültürü esastır. Yani kurumda bir demokratik bir sistem oluşmazsa, yani o hani ceberut bir şey hakim olursa zaten orada bir hani hukuk düzeninden bahsedemeyiz biz. Nitekim hani 99 yılında biraz önce bahsettik biz. Benim müvekkillerim 7 gün boyunca gözaltına kaldılar. İşkencenin en ağırına muhatap oldular. Nasıl? Savcı Bey'in huzuruna geldiler. Savcı Bey, sayfalarca ifade vermişsiniz. Şimdi bunları inkar ediyorsunuz kardeşim. Niye inkar ediyorsunuz diyor. Sormuyor yani. Şimdi bir hukuk adamı düşünün. Ondan sonra kalkıp önüne gelen insanlara bunu sormuyor yani. Yani yanında avukatınız da yok o dönemde. Yok tabii. Tabii. Avukatınız abi, olmayan kişilere 5 sayfa ifade vermişsin kardeşim. Burada bir sürü sıralamışsın. Şimdi gelip bana diyorsun ki bunları ben kabul etmiyorum. Sen bunları niye kabul etmiyorsun diye sormuyor. Bu bir tabii hukuk ayıbı. Devam ediyorum. Dosyayı bir de hani o insanları tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ediyor. Hakimin önüne çıkıyorlar. Sorgu hakimini biraz önce ifade ettiniz. Sorgu hakimi de bakıyor dosyaya. İfadeni vermişsin. Savcı Bey'in yüzünde inkar etmişsin. Niye inkar etmişsin demiyor. Kamuoyunda infial şüphesi var, duygusu var. Mecburuz seni tutuklamaya. Şimdi böyle bir hukuk bakışı olabilir mi yani? Bu yani hukuk sisteminin bir ayıbıdır bu yani şimdi. Siz hakimsiniz, karar vericisiniz, makamınıza oturmuşsunuz. Benim de aylarca içeri girip girmem, girmemem, özgürlüğüm sizin elinizde yani karar verici olarak.
Kalkıp diyorsunuz ki orada infial var. Şimdi bir kere tutuklamanın şartlar arasında infial diye bir şart yok yani. Ülkenin insanlarının durumu önemli. Ülkenin başındaki başbakan, cumhurbaşkanı, bakanları, efendim genelkurmay başkanı, emniyet genel müdürü veya şu veya bu, bunlar önemli değil bizim için. Bizim için akşam çocuğuna evine ekmek parası götüren adamın durumu önemli. Bizim için sade vatandaş önemli. Bizim için sizin gibi genç yaşında efendim bir şeye inandığı için başına felaketler gelen insanlar önemli. Bu bugün de olmamalı, dün de olmamalıydı, bir önceki gün de olmamalıydı. Ben şahsi fikrim olarak zaten dediğinizi tasvip etmiyorum abi. Yani soruşturma aşamasında veya kovuşturma aşamasında insanların ifadelerinin savcılık üzerinden daha bir şey yapmamışlarken şeye gönderilmesini doğru bulmuyorum. Basında çarşaf çarşaf yayınlanmasını çok doğru bulmuyorum. Şey. Çünkü benim müvekkillerim bizzat bu işin mağduru oldular. Çok iğrenç. Ama yasak o dönem, zaten. Yok, yasak duruyor. Abi. Tabii suç ki duruyor. Yasak. Bu doğru dediniz. Hukuken yasak ama bu yasak 99 yılında bir kısım yazarlarca köşelerinden insanları şikayet etmeye davet şeklinde televizyon kanallarında daha ifadeler savcı beyin huzuruna gitmeden ifşa etmek suretiyle halkı galeyana getirmek suretiyle benim müvekkillerime karşı olağanüstü bir tazik oluşturuldu yani o dönem. Evet. Şimdi o dönemin bu işin failleri, bu işin suçluları şimdi bu işten mağdur oldular. Allah'ın takdiri yani. Çok İşte o zaman söylemiştik o zaman Mustafa bütün Bey. Mesele bu ama. Yani hukuk herkese lazım olacaktır. Eğer şu anda siz bu hukuksuzluklara göz yumarsanız Evet. Bu yarın bir gün başınıza da gelebilir. Siz yani hukuku savunun, yani insanlığı savunun. Bunlara göz yani bütün o kesimdeki herkese bu duyurulmuştu Evet. Mağdurlar tarafından. Dolayısıyla şimdi bu çok önemli bir hadis ama yani Evet. Bizim aradığımız adalet. Adalet duygusu ve adil yargılanabilir bir sistemin işlemesi. Yani bugün Türkiye'de adil yargılanma meselesinde bir söz söylediği zaman, eğer bugün Türkiye'de bazı şeyler iyi olmuyor dendiğinde birisi feryat ediyorsa, ayağına basılmış gibi bağırıyorsa, yine elinde cop var gibi görürüm, elinde kamçı var gibi görürüm, bana işkence yapıyor gibi görürüm. Şahsıma değil tabii ki yani. Benim şahsıma ne yapacak? Yani ben Allah'ıma çok şükür hiçbir zaman suçla alakalı bir girişim içinde bulunmadım. Öyle bir şey de olamaz. Onu bizi dinleyen hem polis şefleri hem dinleme emrini veren isteyen savcılar ve hakimler bunu biliyorlar. Mustafa Avlı nasıl bir adamdır? Belki onların gözünde biz onlar kadar ahlaksız değilizdir. Onu da görmüş olabilirler. Çünkü onların da nelerinin olup olmadığını biz de biliyoruz. Yani bu ülke sadece yönetenlerin bilgisiyle yönetilmiyor. Bu ülkede, bu ülkenin namuslu insanları, bakın sizler de kendi gayretinizle size, şahsınıza, kişiliğinize ve bu ülkenin insanlarına yapılmış yanlışların üstüne gidiyorsunuz. Kesinlikle. Neden gidiyorsunuz? Bir daha olmasın diye. Kesinlikle öyle. Bugün başbakanımız da yargılandı, cezaevlerine girdi. Evet, evet. O da bunlar bir daha olmasın demesi lazım. En yakındakiler mutlaka 90... diyordur, buna bir şey demiyorum ama dal kavuk insanların geçmişte bu Menderes'e de olmuştur, Demirel'e de olmuştur, Ecevit'e de olmuştur. Ülkeleri yöneten insanlara dal kavuklar yanlış yaptırır. Bugün bir takım insanlara kızıyoruz diye onlara haksız muamele yapılmasına izin vermeyeceksin. Yani usul esasları. Doğru, yoksa doğru. Mustafa Avlağı suç işlemişse ona cezasını vermezsen o zaman da suçlusun. Evet, doğru. Yani birisi suç işliyorsa suçunun bedelini, cezasını mutlaka görmelidir. Tabii ki. Yani ama usul hükümleri dediğimiz bir insan nasıl yargılanması gerekiyor? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmuş Türkiye. Bu taraflıkla oranın bir üst denetim mahkemesi olduğunu kabul etmiş. Tabii ki buradaki üst denetimlik ki elbette biliyorsunuz. Orada buradaki verilen kararı bozmuyor. Evet. Buradaki verilen kararı değiştirmiyor. Evet. Senin ülkeni kardeşim, sen bu çağın bir devleti olarak
bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza atmış bir devlet olarak, taraf olarak sen ülkende adil yargılama, hukuka uygun bir yargılama yapmadın ve bu insana mağduriyet yaşattın. Sana bu kadar para cezası veriyorum diyor. Evet. Yani aslında diyelim ki şahsınıza yapılan haksızlığın bir ölçüde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiniz ve devletten size şu kadar para tazminatına karar verdi. Senin acılarını dindirir mi? Senin uğradığın haksızlığı, adaletsizliği dindirir mi? Senin çektiğin sıkıntıları ortadan kaldırır mı? Parayla insan haysiyeti ve onuru kurtarılabilir mi? Tamir edilebilir mi? İşte anlaşılmaya çalışılan veya anlatılmaya çalışılan şeyin bu hassas mesele, insan ruhundaki adalet duygusu, insan haysiyeti, bu vicdani mesele olduğunu ortaya koymamız lazım. Bugün insanlar yargılanırken, tutuksuz yargılanabilme imkanları varken onları mutlaka oralarda acılar içerisinde, sıkıntılar içerisinde tutarak yargılamak devletin büyüklüğüne, devletin yani adalet dağıtıcılığına, adaleti temsiline yakışmaz. Çok özür dilerim, bir şey daha var. Tabii. İdare hukukunun ve ceza hukukunun ve de diğer hukuk dallarının hepsinde bilmemiz gereken bir şey vardır. Devlet, idare hangi hukuku ihlal eder, yani ederse etsin, hangi kanun maddesini ihlal ederse etsin, mutlaka yargıya düşmelidir, yargıya gelmelidir, hesabını vermelidir. İnsanların, bakın bugün bakış tarzıyla, yaklaşım tarzıyla ele alınıp suçlandırılıp cezalandırılmamalıdır insanlar. İnsanlara ceza verirken gerçekten usullere uygun şekilde yargılayıp işlemiş olduğu suç cezayı gerektiriyorsa cezasını çekmelidir. Her kim olursa olsun. Bu geçmişimizi temizlemek bakımından da önemlidir. Gelecekteki önümüzü temizlemek bakımından da önemlidir. Ama geçmişte bunlar, mesela demin biraz önce bir şey dedik. Yani kimsenin kötü haline sevinmek İmanlı insanlara yakışmayan bir hadisedir. Yani hem Allah'a hem de Resulüne sevgi besleyeceğiz. Ondan sonra da birisinin başına bir şey geldiği zaman sevineceğiz. Bu bize göre değil. Evet. Ama hikmeti bakımından belirtmekte fayda gördüğün için söylediğini düşünüyorum. Evet. Kimse kimseye, demin de ben de aynı şeyi söyledim. Kimse kimseye kötülük yapmamalı çünkü yanına kalmıyor. Elbette, evet. Değil mi? Kimse, ama biz yine de yani erdemli davranalım, büyüklük gösterelim, oh oldu demeyelim kimseye. Rabbim her şeyi kendi mecrası içerisinde, değil mi, değerlendiriyor. Yani ben ona inanıyorum. Kötüler, evet, her zaman cezasını buluyor. Evet. Programımızın sonuna geldik. Eğer özel olarak eklemek istediğiniz şimdi bir şey varsa. Şimdi tabii programla ilgili özellikle ben tabii bana verdiğim başlıkları oralara değinemedik galiba. Bir mahkeme kararlarının, işte temyizde bozulan bir kararın yerel mahkemede tekrar yeniden işte direnmesiyle alakalı falan sorular vardı. Şimdi yüksek mahkemede bir karar bozulduktan sonra yerel mahkemeye geldiğinde direnme diye bir şey yoktur. Sadece mahkeme ona uymak zorundadır. Yani bozmaya uymak zorundadır ve dosyayı yeniden açıp bakmak durumundadır. Ama o daha önce kendisi yeni bir karar vermek durumundadır. Daha önceki kararı gibi yeni bir karar verir. Buna da biz direnme diyoruz yani, değişik bir anlamda. Onun dışında pek fazla bir şey olmuyor. Türkiye'de öyle çok güçlü yargıçlar var. Direnebiliyorlar. Zaten bu olduğu zaman temel haklar ve özgürlükler güçlü olacaktır. Bunlar olmadığı zaman. Evet. Şimdi ceza yargılamasında çok önemli bir mesele var. Bakın. Ceza yargılamasında iki doğru ve güzel yarışan ölçü var, değer var. Biri kamu düzeninin korunması esası, kanunların ihlal edilmemesini, insanların başkalarının hakkına el uzatmaması, başkasının ırzında, namusunda, canında olmaması, ona zarar vermemesi esası var. Bunun kanunların korunmasıyla alakalı, devletin kolluk kuvvetleri, devletin savcıları
bunlarla meşgul olmak durumunda. İkincisi de bu meselelere adı karışmış şüpheli insanların yargılanırlarken bu yargılama süreci içerisinde onların temel haklarını ve özgürlüklerini devletin kanunları koruması kadar ve hatta ondan da daha önemli bir şekilde o kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumalıdırlar. Eğer koruyamıyorsa bu yarışan iki mesele çok ciddi tehlike ve tehdit altında demektir. Ha, burada iki yarışan meseleyi yan yana getirdiğimizde eğer yargılama noktasına getirilmiş şüpheli sanık yapılmış ve yargılanırken onun hakkında aksi tartışılmaz bir şekilde %100 kesin, aksi sabit olmayan yani tersine bir şey söylenemeyen tartışılmaz kanıtlar ortaya konamamış ise, şüpheli bir şeyler var ise evrensel hukukta şüphe sanık lehine bir kuraldır. Evet. Sanığın lehine işler ve derhal beraat kararı verilmelidir ve sanık lehine hükmedilmelidir. İşte ortaya iki tane güzel bir konu var çıkmış. Birisi toplumun güvenliği, esenliği, kamu düzeni, öbürü de kişinin temel hakları ve özgürlükleri. İkisi de korumak, ikisi de yaşatmak, ikisi de sahiplenilmesi gereken konular. Bunlardan en önemlisi bireyin temel hakları ve özgürlükleri karşı karşıya kaldığı tehlikede eğer ona yapılan ithamlarda şüphe varsa onun suçluluğunu ispata yarayan delillerde bir gevşeklik var ise, şüphe yaratacak bir durum var ise orada sanık lehine hükmedilmelidir. Bu bence çok önemli bir şeydir. Yarışan iki değer olarak görüyorum bunları ama önce bireyin temel hak ve özgürlükleri. Tabii ki bugün çok iyi noktalara gelmiş durumdayız. Elbette iyileşmeler oluyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza attı. Bu iktidar atmadı. Ta Menderes döneminden başlayan bir süreç. Devlette devamlılık var. Yani bu bugünkü iktidarın bu noktaya gelmesini elbette ki alkışlıyorum. Biz Türk'üz. Türk milletinin çocukları olarak elbette ki Avrupalı'dan da Hristiyan'dan da çok ileride olmak isteriz. Onlar bizi sevmezler. Hiçbir zaman da sevmediler. Atalarımızdan dolayı öyle değil mi? Haçlı seferlerinden dolayı. Sevdiler mi? Sevmediler. Hiç sevmediler ve sevmeyecekler de. Ama insanlık ölçüsünde onlarla beraber olalım. Aynı masaya oturalım. Biz de onlardan geri kalmadığımızı, bizim de insani değerlere onlar en az onlar kadar değer verdiğimizi ortaya koyalım. Evet, programımızın sonuna geldik. Bunlar ben bittik dedim. Demin geldik dedin. Ha, geldik ama siz sözünüzü, son sözünüzü almadan bitirmek istemiyorum. Evet, yargılayalım seyircilere. Evet. Evet, Adil Yargı programımızın bugün sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın efendim.